Üç motor şekilde çalışacaktır. Birinci motor istenildiği anda çalışacak, burada olacak. İkinci motor birinci motor çalıştıktan sonra çalıştırılabilecek. Üçüncü motor ikinci motor çalıştırıldıktan sonra çalıştırılabilecek. İkinci motor çalışmıyorsa üçüncü motor, birinci motor çalışmıyorsa ikinci motor çalıştırılamayacak. Input 0 0 stop, input 0 1 start 1, input 0 2 start 2, input 0 3 start 3, Q 0 nokta 1 motor 1, Q 0 2 motor 2, Q 0 3 motor 3. Bu şunu diyor: geleceksin sistemi istediği anda, burada bir zaman şartımız yok, İstediğiniz anda birinci motorla çalıştırmaya başlayacaksınız. Birinci motor çalışıyorsa ikinci motoru çalıştırabilirsin. İkinci motor çalışıyorsa üçüncü motoru çalıştırabilirsin. Stop butonuna bastığında da ne kadar çalışan varsa hepsi duracak. Bunun çözümünü başlayalım. Sizin anlayacağınız kumanda mantığıyla başlayayım önce. Input 0.0, input 0.1 gelsin. Q 0.1 birinci motor çalışırsın. Q 0.1 büyümesin. Artık birinci motor çalışıyor mu? Bu andan itibaren gelip ben ikinci motoru çalıştırabileyim. O ne? Input 0.2. Gelsin, neyi çalıştırsın? Q 0.2. Ve kendini ne yapsın? Mühürlesin. Q 0.2. Artık ikinci motor çalışıyor mu? Evet. Çalışıyor. 2 çalışıyorsa 3'ü çalıştırabileyim. Geleyim. Input 0.3 ile Q 0.3'ü çalıştırayım. Q 0.3 kendini mühürlesin. Direkt geldiğin input 0.3'e bastığın çalışmaz. Niye? Enerji akışı yukarıdan kesik. Geldiğin input 0.2'ye bastı, Q 0.2'ye çalışmaz. Niye? Yukarıdan enerji girişi kesik. Ancak gelirsin buna basarsın. Bu hatta enerji olduğunda bu, bu hatta enerji olduğunda bu çalışabilir. Şimdi böyle cizmem ben çözümlerde. Burada arıza arama, bulma, devre takibi zordur. Bunun daha temiz yöntemi şudur: input 0.0 stop, input 0.1 birinci startım, Q 0.1 çalıştırır, Q 0.1 buradan kendini mühürler. Daha sonra Q 0.1 varsa derim, Q 0.1 varsa input 0.2 gelir, Q 0.2'yi çalıştırır, kendini mühürler. Sonra derim ki Q 0.2 varsa derim, input 0.3, Q 0.3'ü çalıştırır, Q 0.3 kendini mühürler. Bu ne? Q 0.2. Şimdi başlayalım. Alttan aşağı mı başlayalım? Input 0.3'e bastık. Q 0.3 çalışır mı? Çalışmaz. Niye? Çünkü Q 0.2 çalışıp burayı kapamak. Geldik burada input 0.2 start'a bastın. Q 0.2 çalışır mı? Çalışmaz. Niye? Çünkü öncesinde Q 0.1 çalışmadı. Gelirsin, input 0.1'e basar, Q 0.1 çalıştırır, mühürletirsin. Bu buradaki kontağını kapatır. Bu kontak kapandıktan sonra bu hat çalışır. Bu çalıştıktan sonra ancak buradaki kontağını kapatır ve bu hattı çalıştırır. Stop butonuna bastığımızda hepsi duruyor mu? Input 0.0'a bastı, Q 0.1 devreden çıktı, açtı, devreden çıktı, açtı, devreden çıktı. Evet, stop butonu hepsinden devreden çıkarıyor. Soru olan.